Efendim merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. Ana haber bültenimizde hafta içi her akşam olduğu gibi ekranlarınızdayız. Ben Fulya Kalfa, bugün 4 Ekim Çarşamba. Hem ülkemizden hem de dünyadan öne çıkan başlıkları ana haber bültenimizde sizlerle paylaşacağız. Ama önce buyurun günün öne çıkan manşetlerini atalım birlikte. Değerli izleyenler, İçişleri Bakanlığı'na saldırı girişimi sonrası önemli açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Fidan, iki teröristin Türkiye'ye Suriye'den geldiğini söyledi ve ekledi. Irak ve Suriye'deki terör örgütüne ait tüm tesisler artık meşru hedef. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı da o hedeflerden Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikteki hava harekatının bilançosunu paylaştı. 13 Kasım 2022'de Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı hain bir eylem düzenlenmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı saldırının planlayıcılarından olan teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi. Değerli izleyenler, Merkez Bankası Eylül ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Buna göre gıda grubunda genele yayılan fiyat artışları devam ediyor. Otomobil fiyatları yataya yakın seyretti. Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Peki 3 aylık enflasyon rakamlarına göre memur maaşlarında olası zam oranı ne olur? CNN Türk muhabiri Merve Tokas uzmandan sordu. Değerli izleyenler, 8 Ekim Pazar günü CHP için kritik gün. İstanbul Kongresi'nde kozlar paylaşılacak. Kurultaya en çok delegeyi gönderen şehir İstanbul'u değişim ekibi mi, genel merkez mi kazanacak merak ediliyor ama yarışacak iki adaya dair karmaşa var. Değişimcilerin adayı gerçekten değişimci mi? Buna ilişkin kim ne yorum yaptı? Gelin ana haberde bakalım. Gözler kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılmasında. İşte bu kapsamda yeni adımlar yolda. Bir binanın kentsel dönüşüme girmesi artık daha kolay olacak. Peki nasıl? Ana haberde bakalım yakından. İran ordusu bu kez insansız hava araçlarıyla gövde gösterisi yaptı. Ukrayna savaşında Rusya'ya drone satmakla suçlanan İran, ülke genelinde gerçekleştirilen bir drone tatbikatı düzenledi. Pakistan, ülkede yaşayan tüm yasa dışı göçmenleri yollama kararı aldı. Buna göre 1.7 milyon Afgan 1 Kasım'a kadar ülkeyi terk edecek karar. Bu yıl ülkede düzenlenen 24 intihar saldırısının 14'ünün Afganistan vatandaşları tarafından gerçekleştirildiği iddiasının ardından geldi. Uzayda dünyadan yayılan çöpler tehlike oluşturuyor. Buna karşı bazı telekomünikasyon şirketleri uzay çöplerini toplamıyor. İlk kez bir şirkete uzay atığı cezası kesildi. Fransa'nın başkenti Paris tahta kurularıyla mücadele ediyor. Mecliste 1950'den beri görülmeyen böcekler konuşuldu. Hükümete yönelik eleştiriler sert oldu. Şimdi koronavirüsün yeni türü Eris'ten korkulmalı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merak edilen sorulara yanıt verdi. Kapanma gibi toplu tedbirler gündemde mi? Bakalım ana haberde. Efendim bir reklam arasına gidelim ama hemen ardından ana haber bültenimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli izleyenler, Ankara'da bir kişinin öldüğü binadaki patlamanın sebebi belli oldu. İtfaiye raporunda patlamanın açık unutulan ocaktan kaynaklandığı belirtildi. İklim değişikliğiyle birlikte son aylarda düşen ani ve şiddetli yağışlar birçok kentte sel felaketine yol açtı. Uzmanlar sel baskınlarına karşı bir an önce önlem alınması konusunda uyardı. Tekirdağ Ergene'de 1. sınıf tarım arazisine kurulması planlanan plastik organize sanayi bölgesi mahkeme kararıyla iptal edildi. Sonuç, süreç boyunca mücadele veren çevrecilerin yüzünü güldürdü. Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü kenarında yaşayan ayılar bölgenin sembolü haline geldi. Bölgede popülasyonun yüksek olması ise her an kazalara sebep olabiliyor. Minibüse yolcu indirdiği sırada ayı girdi. Ekim ayının gelmesiyle birlikte yurdun yüksek kesimlerinde kar yüzünü göstermeye başladı. Beyaza bürünen yüksek tepelerin huzur veren görüntülerini şimdi ekranlara getireceğiz. 1989 yılında kurulan Beyoğlu Sineması yaşanan mali sorunlar sebebiyle kapanma noktasına gelmişti. Restore edilen tarihi sinema bu akşam yönetmen Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filmiyle yeniden sinema severlerle buluşuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener isim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Akşener, milletten değil pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddediyoruz dedi. Yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini bir kez daha vurguladı. Efendim ana haber bültenimizin bu akşamlık sonuna geldik. Birazdan Ahmet Hakan ekranlarınızda olacak. Tarafsız bölgeyle izleyebilirsiniz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar diliyorum.